Biz de görümcem olacak Kezban Aydın'la şey yapıyorduk, bulaşıkları yıkadık, zil çaldı ve eşimmiş gelen evin oğlu. Kapıyı açar açmaz ben eşime aşık oldum ve o da bana o anda aşık olmuş. O anki şeyi, her şeyi yani daha şimdiki zaman gibi mesela hatırlayabiliyorum. Derken ailelerimiz öğrendi, benim kendi ailem öğrendi. Yaşımız çok küçük olduğu için vermek istemediler. İki tane büyüğüm vardı benim, bir abim, bir de ablam vardı. Nişanlayalım, mesela bizden habersiz, nişanlayalım bekleyesin demişler büyüklere. Ama bizim haberimiz olmadığı için biz kaçtık. Ve kaçmamızın şeyi de işte eşim bir akşam bir kibrit kutusu attı. Öyle haberleşiyorduk genellikle, karşılıklı işaretle. Ondan sonra bir kibrit kutusu attı, onun içinde de işte hava nasıl, oralarda üşüyor musun, yarın akşam benimle kaçıyor musun? Ben de hemen işaretle tamam olarak verdim. Ve ertesi akşam kaçtık. Bizim oralarda ova işi olur. Tarla işine gittim. Akşam 7.30'da herkese yemek yerken. Ondan sonra kaçtık. Evlendik. 1991'de evlendik işte. 33 senemiz yani geçti. Ondan sonra gayet mutluyuz elhamdülillah. Onu hala çok seviyorum. Yani bu böyle sürecek. 3 çocuğumuz var. Bir kız, iki erkek. Şimdi biz zamanında ben gelinlik giymediğim için birkaç defa böyle kendimize şey yapınca eşime dedim ki ben bir 25. yılımıza dedim özellikle. Ben bir gelinlik giyeyim, sen de damatlık giy. Ben bir kuaföre gideyim. Sen beni al oradan. Bir yemek yiyelim, bir fotoğrafımız, bir resmimiz olsun en azından dedim. O zamanların şartlarıyla ya da diyelim ki o zamanın parasal olarak ya da durum olarak nasıl olduğunu bilemiyorum. Öyle bir şey oldu yani, olmadı. Ve bu senede hocamız böyle bir defile yapacağız yıl sonu dedi. Ve ben hocamıza dedim ki hocam ne olur ben bir gelinlik dikeyim. Defilenin ilkinde de ben çıkayım, sonrasında da gelinlikle çıkayım ne olursunuz dedim. Hocamız kırmadı ve onun yardımıyla kendimi gittik, birlikte kumaşlarımızı aldık, tülümüzü aldık, çiçeğimizi aldık. Ben birkaç tane hayalimdeki gelinliği gösterdim. O birkaç tane örnek gösterdi. Derken hayalimdekinin çoğu çıktı. Ve o gün çok heyecanlandım. Halk eğitiminin şey olduğu gün. Bilmiyorum, videolarda da şey de vardır. Yani hocamıza da çok teşekkür ederim. O günkü heyecanım hiç. Yani başka nelerle anlatabilirim onu bilemiyorum. Çok sevindim ve hayalimi gerçekleştirdim. Aradan 30 yıl geçti. 30 yıldan fazla geçti hatta. Hayalimiz böyle gerçekleşti. İnşallah güzel olmuştur. Bu ilk gelinliğiniz herhalde değil mi efendim? İlk. Ben daha önce mesela hiç gelinlik giymedim. Şimdi eşim Macaristan'da çalışıyor. Biz gurbetçiyiz. Eşime sürekli dedim gelinliği dikmeye başlamadan önce. Bak Bayram dedim, ben Allah'ın izniyle gelinliğe başlıyorum. Bundan sonraki hedef sende. Yani topu sana atıyorum artık. Bir şey mi yaparsın? Çocuklarımızı toplayıp bir eğlence mi yaparız? Nasıl yaparız onu bilemiyorum dedim. Şimdiki hedefim, çocuklarım, torunlarım var. Onlarla birlikte güzel bir eğlence yapmak. Yani bunun sonunu bu şekilde getirmeyi istiyorum. Yani geç de olsa yapmak istiyorum. Evet. Geç de olsa yapmak istiyorum. Arkadaşlarımla, dostlarımla, Allah nasip ederse yapmak istiyorum. Eşimin geleceği tarih belli. Ama çocuklarımız tam hepsini bir araya getirebilmemiz lazım. O yüzden o belli değil. Asıl düğünü o zaman yapacağız. Memlekette aynen o zaman yapacağız. O zaman gelini ikinci defa giyeceğim inşallah. Elmas Hanım bir sohbet anında bize hikayesini anlatınca ve hiç gelinlik giymediğini söyleyince böyle bir fikir aklımıza geldi. Kendisi de çok istekliydi zaten. Evet. Hatta kendisi sundu bu fikri bize. Hepimiz ona çok destek verdik bu konuda. Evet. Biz de çok heyecanlandık Elmas Hanım kadar. Hemen tabii işe koyulduk. Çünkü artık kursumuzun son günleriydi ve defileye de çok az bir zamanımız kalmıştı. Bir 15-20 gün içerisinde hemen gittik, malzemelerini aldık. Hazırlıklarımızı yaptık, süsleme araç gereçlerini aldık.
Hepimiz tüm kursiyer arkadaşlarla beraber heyecanla bekledik sonucu. Düğünü de sanırım Samsun'da yapacağız. İnşallah. Evet. İnşallah. Yani Elmas Hanım gelinlik giydi ama bir de ona biz kına gecesi yapacağız aramızda. İnşallah. İnşallah. Kınasız kızımızı vermeyeceğiz. Düğüne de inşallah Samsun'a gidecek miyiz efendim? Nasıl? İnşallah. Ben çağıracağım. İnşallah nasip olur gelirler. يا جماعه انا شكلي خربت خواني